Merhabalar efendim. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Umarım keyfiniz yerindedir. Sizi çok uzaklara götüreceğim. Bu göller ve ağaçlar arasındaki binalar sanki Avrupa'da olduğunuz izlenimini veriyor. Ama burası Avrupa değil, burası Çin. Neresi diye soracak olursanız burası Shenzhen eyaletindeki Huawei'nin merkezi. Ünlü cep telefonu markası Huawei. Dev bir bilişim şirketi. 1986'dan itibaren Çin ekonomisinin gelişmesiyle beraber parlayan yıldızlarından belki de en önemlisi. Kendisini bir merkez yapmaya karar vermiş ama özelliği olsun istemiş. Onun için 13 Avrupa ülkesinin bilinen yapılarından ormanın içerisine bir şehir inşa etmişler. Toplam 1,5 milyar dolara mal olmuş. 2019'un sonunda ise tamamıyla tamamlanmış. Yaklaşık 30 bin kişi çalışıyor. İçinde bisiklet yolları var. Küçük bir treni var. Hemen hemen dünyanın bilinen en önemli tarih eserlerini almışlar. Mesela bunlar Heidelberg'deki atlar. Onun haricinde Verona'dan, Budapeşte'den, Granada'dan çeşitli yapıları kopya etmişler. Tabii Fransa'da dahil olmak üzere ve hatta istasyonlarından bir tanesi Paris ismini taşıyor. Kısaca kopyala yapıştır değil, kopyala inşa et, yap tarzında bir ideolojiyi benimsemişler. Ve gerçekten çok güzel bir yer olmuş. Yani insan böyle bir şeyi nasıl yapabilir, ne kadar büyük bir güçle ve parayla gerçekleştirebilir merak ediyor. Fakat onun ötesinde başka şeyler de var tabii ki. Huawei bu kadar güzel bir yer inşa etti. Dünyanın en önemli şirketleri arasına girdi. Ama işin içerisinde farklı bir şey var. O da nedir? O da şu. Çünkü Huawei biliyorsunuz biraz üzerinde şüpheler dolaşan bir şirket. Neden? Çünkü 5G teknolojisini üretiyor. Ve 5G teknolojisi aracılığıyla dünyaya yayılıp tüm bilgi akışını ve insanları kontrol etmeyi düşündüğü iddia ediliyor. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri ile başı derde girmiş durumda. Ve bu arada şirketin şöyle bir politikası var. Eğer siz başka bir şirketten bir şey çalıp getirirseniz size ödül veriyorlar. Dolayısıyla casusluk konusunda Huawei'nin kötü bir şöhreti var. Ama bu iş nereden kaynaklanıyor derseniz tabii ki rekabet. Ama şunu hatırlayalım. Bu gördüğünüz kişi Deng Xiaoping 1986 yılında 860 nolu kararla Çin'in yükselişini başlatan adam. Sanayiye ve teknolojiye yatırım yapılmasını istemiş. Ve bunun sonucunda da gördüğünüz üzere 1986'dan itibaren Çin giderek yükselmiş ve parlayan bir yıldız haline gelmiş. Sadece o değil. Eğitime çok büyük yatırım yapıyorlar, bilim ve teknolojiye yatırım yapıyorlar ve sonuçta da dolar milyonerlerinin sayısı giderek artıyor. Evet, Çin'in koronavirüsün haricindeki farklı bir yönünü size aktarmaya çalıştım. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.